Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Cezayirli Süperstar'ın temsilcisi Beşiktaş yönetimine farklı ülkelerden ve Türkiye'den Leicester City'ye teklif var. Ancak Gezal Beşiktaş'ta kalmak istiyor dedi. Siyah beyazlar da bu gelişmenin üzerine hemen harekete geçti. Hala beklemede ay sonuna kadar bir zaman tanımıştı Raşit Gezal. O da zaten önümüzdeki hafta itibariyle bitecek. Bakalım neler yaşanacak. Edince Ko hem Fenerbahçe ilgileniyor hem Beşiktaş ilgileniyor. Edince Ko'nun indirme gitmediğine yönelik bir detaya yer verilmiş. Golcü transferinde üst sıralarda yer alıyor. Listenin üst sıralarında yer alıyor Edince Ko. Senelik 2,5 milyon avro önerilmişti Beşiktaş tarafından ancak İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'nın formasını giyen ve bir senelik daha kontratı bulunan 35 yaşındaki Yıldız'ın 4 milyon avro istediği belirtildi. Boşnak futbolcunun bu talebi doğrultusunda pazarlıklar tıkanma noktasına geldi. Beşiktaş yönetimi bu transferde tek yolun Ceko'nun indirime gitmesi olduğunu belirtti. Şimdi ise Ceko'nun vereceği cevap bekleniyor. Kenan Karaman için Sergen Yalçın'ın değerlendirmesi bekleniyor. O istediği takdirde transfer girişimlerine başlanacak. Şu an için resmi bir girişim yok. 10 Aslan Yeşil Işık... Napoli forması giyen sağ kanat, Adam Onas'la görüşmelerini sürdüren Karakartal, Yıldız oyuncudan olumlu yanıt aldı. Taraflar arasındaki pazarlıkların kısa bir süre içerisinde sonuçlanabileceği bilgisine ulaşıldı. Ki Adam Onas'ı birkaç gündür Sarı Kırmızılarla Galatasaray'la da okuyoruz. Bakalım Beşiktaş'la Galatasaray bu sezon transferde fazlaca karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Kaan Ayhan'ı da hem Beşiktaş istiyor hem Galatasaray istiyor. Neler yaşanacak bakalım ilerleyen günlerde. Hedef Seferovic, Kartal, Benfica. Benfica'nın İsviçreli Santrforna kafayı taktı. Siyah beyazlılar 2017'den bu yana Benfica'da forma giyen Seferovic'in peşinde. Yönetim 29 yaşındaki forveti satın alma opsiyonuyla kiralık olarak almak istiyor. Bu arada Halil Dervişoğlu'nu da yakından takip ettiği ifade ediliyor. İşte karşı karşıya gelecekleri üçüncü bir isim Galatasaray'la Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu. O da Galatasaray'da iyi bir yarım sezon geride bıraktı. Milli formayı da giydi ilk kez. Bu karşılaşmalar sırasında hazırlık maçında da çıkıp ilk golünü atmıştı. Formayı giydiği ilk karşılaşmada ona da yakın takip. Yalnız onun da takımı Brentford'da Premier Lig'e yükseldi. Onlar da Takım öncesinde bu antrenmanlara davet ettiler sezon öncesindeki kampa. Neler olacak? Galatasaray'da kiralamak istiyor. Beşiktaş da peşinde. Bakalım göreceğiz ilerleyen günlerde. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Hedef Seferovic Beşiktaş yeni sezon öncesinde kadrosunun kaliteli bir santraforla güçlendirmek istiyor. Cenk Tosun ve Avubakar'ın ayrılması üzerine arayışa geçen Karakartallar rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah beyazlar Benfica'nın Sivçeli yıldızı Seferovic'e kancayı taktı. 3-1 kaybettiğimiz maçta milli takımımıza ilk gol atan Seferovic geçen son Benfica formasıyla 31'lik karşılaşmasında 22 gol atıp 7 asist yaptı. Benfica ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu kulübü Benfica'dan gelecek teklifleri bekliyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Yıldız Futbol için satın alma opsiyonu kiralama formülü kullanabileceği öğrenildi. 2017'den beri formasını giydi Benfica'dan bu sezon sonunda ayrılmak istiyor. Portekiz basına Benfica kulübünün istediği teklifleri almaması durumunda satın alma opsiyonunu kiralama teklifine sıcak bakabileceğini yazdı. Tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken Beşiktaş yönetimi yapılacak satışlar sonrasında Seferovic için kaynak sağlamayı düşünüyor. Peki Seferovic hakkında sizin fikriniz nedir? Beşiktaş'ta görmek ister miydiniz? Beşiktaş Raşit Gezel için kesenin ağzını açtı. İşte yeni teklif. Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'in MVP'si olan Raşit Gezal kiralık sözleşmesi sona ermesiyle yeniden Leicester City'nin yolunu tuttu. Teknik direktör Sergen Yalçın yeniden takımda görmeyi çok istedi bilinen yıldız futbolcu için Kartal İngiliz kulübüne yeni teklif yaptı. Takvimin haberine göre siyah beyazlar Raşit Gezal'a yapılan ilk teklifi yükselterek yeni bir teklif sundu. Yeni teklif 1.9 milyon euro garanti para artı bonuslar şeklinde. Beşiktaş genç futbolcuyu bitirmeye çok yakın. Beşiktaş transferde geç yeteneklere yatırım yapma geleneğini sürdürmeyi planlıyor. Milli itin haberine göre siyah beyazların keçi öğren gücünde top koşturan 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın peşinde olduğu ifade edildi. Sol kanatta görev yapan Barış'ın teknik direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi. Sergen Yalçın yetenekli futbolcuyu beğendi ve kadrosuna görmek istediği belirlendi. Ankara Demirspor'dan geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak keçi öğren gücünü transfer olan Barış Alper Yılmaz geride kalan sezon ortaya koyduğu başarılı performansa dikkat çekti. 36 resmi maçta forma giyen Barış rakip fülelere 8 kez havalandırırken 5 asist yaptı. Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Trabzonspor ve Fransa şampiyonu liginde Barış'la ciddi olarak ilgilendi aktarıldı. Keçiören Gücü Kulübü'nün 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli futbolcu, 1 milyon euro civarını bonservisle satmaya hazır olduğu iddia edildi. Rozi'ye Beşiktaş'tan uzaklaşıyor. 5 milyon euro. Valentin Rozier er geçen gün Beşiktaş'tan bir adım daha uzaklaşıyor. Son iki röportajında önce Marsilya'da oynamak istemediğini açıklayan sonra da Bundesliga'nın kendi futbol tarzına çok yakın olduğunu söyleyen Rozier'e bu kez de Serie A'dan Lazio'nun talip olduğu iddia edildi. Her ne kadar Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylese de Sporting'in istediği 5 milyon euro Rozier'i e siyah beyazlardan uzaklaştırıyor. Peki size de soralım sizce Rozier için 5 milyon euro verilir mi? Adem işten Beşiktaş'ın müjdeli haber. iki kulüp talep oldu. Beşiktaş'ta sezonu çifte kupayla kapatan Adem hiç siyah beyazlardan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon beklerinin tam olarak sahaya yansıtamayan ve teknik heyetle sorun yaşayan Adem'in yeni sezonda Sergen Yalçın tarafından kadroda düşünülmüyor. Gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı alan siyah beyazlara İtalya'dan da müşteri haber geldi. İtalya Serie A'da daha önceki yıllarda forma gelen Adem Leic için Torino ve Genoa devreye girdi. İtalya basında Rodi Galetti'nin aktardığı habere göre ilk önce Genoa'nın talip olduğu Adem'e Torino'da talip oldu. Torino ekibinin teknik direktörü Ivan Huric, Adem'i ısrarla kadrosuna görmek istediğini belirtti. Adem'la için daha önce formasını giydiği Torino'ya daha yakın olduğu iddia edildi. İtalyan gazeteciye göre Lai için Torino'nun gelecek sezon için ilk takviyelerinden birisi olacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarındaki rakiplerinden biri belli oldu. Siyah Beyazlar geçtiğimiz sezon gibi teknik direktör Sergen Gelçin yönetiminde yeni sezonda da bu başarıları sürdürmek istiyor. Üç kulvarda önemli hedefleri bulunan Karakartan hazırlık maçlarıyla takımını maraton için hazır hale getirmek istiyor. Siyah Beyazlar'ın oynayacağı hazırlık maçlarından biri de belli oldu. İspanya'yla Liga ekiplerinden Getafe, 4 Ağustos'ta Beşiktaş'la bir hazırlık maçı oynayacağını duyurdu. İki takım İspanya'da karşı karşıya gelecek. Serdar Dursun Beşiktaş için geldiği Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Almanya 2. liginde Darmstadt'ın formasıyla gol kralı olan Serdar Dursun'un listesini almıştı. Serdar Dursun'un Fenerbahçe imzasını perde arkası aralandı. Bu transferle ilgili olarak da bomba gerçekler ortaya çıktı. Fanatik haberine göre 29 yaşındaki forveti ilk etapta Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği bildirildi. Siyah beyazlı kulübün yöneticilerin Serdar Durusu'na 525 bin euro önerdiği öğrenildi. Ancak yaşanan bu gelişmelerden sonrasında sarılı acıvertler devreye girdi ve yıldız futbolcuya 650 bin euro teklif etti. Bu gelişmeyle birlikte İbre Fenerbahçe'ye döndü. Fenerbahçe yönetimi sonrasında ise Serdar'ın menajeri ve ailesiyle görüşerek onları ikna etti.